3 pozitif tam sayının çarpımı n, sayıların toplamının 6 katına eşittir. Ayrıca sayılardan ikisinin toplamı 3. sayı vermektedir. n sayısının alabileceği tüm değerlerin toplamını bulunuz. Güzel. Burada 3 pozitif tam sayıdan bahsediyoruz. Altın çizeyim. 3 pozitif tam sayı denmiş. Bunlar mesela a, b ve c olsun üçü de pozitif ve tam sayı. Bu üç pozitif tam sayının çarpımı ne? Yani a çarpı b çarpı c eşittir n Ve bu da eşittir toplamlarının 6 katı. Yani 6 çarpı Bunu farklı bir renkle yapayım. Bu üç pozitif tam sayının çarpımı ne? Toplamlarının 6 katıymış. Yani 6 çarpı bu tam sayıların toplamı a artı b artı c. Ayrıca tam sayılardan biri, bir tanesi diğer ikisinin toplamına eşitmiş. Diğer ikisinin toplamına eşit. Bunun altını çizelim. Sayılardan ikisinin toplamı üçüncü sayıyı vermektedir. Diyelim ki c, a ve b'nin toplamına eşit olsun. Hangisi olduğu fark etmez. Bunları sadece harflerle harflerle adlandırdık. Bir diğerinden daha büyüktür ya da daha küçüktür demedik. Dolayısıyla a artı b eşittir c olsun. Tam sayılardan biri, diğer ikisinin toplamıdır. Yani c, a ile b'nin toplamıdır dedik. n sayısının alabileceği tüm değerlerin toplamını bulunuz. Peki, bulalım. Şimdi gelin burada elimizdeki veriyle biraz oynayalım. Belki aralarında bazı ilişkiler veya şartlar buluruz, kurarız ve ardından tüm olasılıkların üzerinden gider sonuca ulaşırız. Ne dedik? İlk olarak a artı b eşittir c demiştik. Bu yüzden c yazan her yere a artı b yazalım. c yazan her yeri a artı b ile değiştirelim. Mesela bu ifade a b yani a çarpı b çarpı c ama burada c yerine a artı b yazacağım. Ve demiştik ki bu da eşittir 6 çarpı a artı b artı c. Ve burada yine c'yi a artı b ile değiştiriyorum. Bunu sadeleştirirsek ne olur? Sağ tarafta 6 çarpı a artı b artı a artı b var. Bu da ne eder? 6 çarpı 2a artı 2b. Yalnızca a'lar ve b'leri topladım. Bunu da çarpanlarına ayırıp 2'yi dışarı alabiliriz. Böylece 6 çarpı 2'den 12 çarpı a artı b olur. Sol tarafsa hala a çarpı b çarpı a artı b şeklinde. Yani ab çarpı a artı b eşittir 12 çarpı a artı b oluyor. Evet, böyle yapınca, böyle yapılınca işler biraz ilginç hale gelmeye başladı. Ne yapalım? İki tarafı da a artı b'ye bölelim. a artı b'nin sıfıra eşit olamayacağını biliyoruz çünkü tüm bu sayılar pozitif sayılardı. Bunu söyleme sebebim şu, eğer a artı b sıfır olsaydı bu bölme işlemi tanımsız olurdu. Şimdi iki tarafı da a artı b'ye böldüğümüzde a çarpı b eşittir 12 oluyor. Evet, elimizdeki tüm şartlar, tüm veriler, tüm bilgiler bizi bu sonuca ulaştırdı. A ile B'nin çarpımı 12'dir. Şimdi bize çarpımları 12 verecek birçok tam sayı var, bir dolu tam sayı var. Bunlar neymiş bir bakalım. Buraya birkaç sütun yazayım. A, B, B, C. Bizim aradığımız şey aslında bunların çarpımı. O yüzden buraya Buraya da abc yani a çarpı b çarpı c yazayım. Şimdi eğer a 1 olursa b 12 olur. c de bunların toplamı yani 13 olur. Bu üçünü çarparsak da 1 çarpı 12 çarpı 13 yani 12 çarpı 12 144 bir 12 daha eklersek 156 eder. Bir de sağlamasını yapmak istersek bunun Bunların toplamının 6 katı edip etmediğine bakabiliriz. Toplamları 26 eder ve 26 çarpı 6 eşittir 156'dır. Böylelikle verilen tüm şartları sağlamış olduk ki zaten bu şartlar üzerinden a çarpı b eşittir 12 sonucuna ulaştığımız için böyle olması doğal. Şimdi bir başka seçeneğe bakalım. 2 çarpı 6 toplamları 8. Bunların hepsini çarparsam ne olacak? Bunların hepsini çarparsam 6 çarpı 2, 12 eder. Çarpı 8, 96. Ardından, ardından, ardından da 3 ve 4'ü deneyebiliriz. 3 artı 4 eşittir 7. 3 çarpı 4 eşittir 12. Çarpı 7. Aslında biliyorum ki a çarpı b her zaman 12 oluyor. Yalnızca son sütunu 12 ile çarpsak yeter. 12 çarpı 7 eşittir 84. Buraya yazayım. Seçeneklerimiz de bu kadar. 12'nin üzerine çıkamayız. Aksi takdirde tam sayılarla değil, küsuratlı sayılarla, kesirlerle uğraşmak zorunda kalırız. Bunların negatiflerini de kullanamayız çünkü hepsi pozitif tam sayı olmak zorunda. Dolayısıyla işte bu kadar. Çarpımı 12 veren tüm pozitif tam sayılar bunlar. Bunları bulmak için de yaptığımız şey aslında 12'yi çarpanlarına ayırmak oldu. Peki soruda bizden istenen neydi? Mümkün olan tüm n'lerin toplamı. Mümkün olan tüm n değerleri burada. N bu tam sayıların çarpımıydı. Şimdi gelin bunları toplayalım. 6 artı 6, 12 eder. 4 daha, 16. 1 artı 5, 6 eder. Artı 9, 15. 8 daha, 23. 2 artı 1 de 3 eder. Dolayısıyla cevabımız 336. Şahane. Hepsi bu kadar.